Şu tatlılığa bak sen, şu güzelliğe. Kaş, göz, burun, dudaklar. Çenesi, elmacık kemikleri, her yer çok güzel. Mis gibi, nur gibisin. Kıyafetin de çok hoş olmuş. İç açıcı görünüşün, bayağı hoş. Allah seni sevinçle sarsın. Neşeyle sarsın. Cennetle şereflendirsin. Cennette de arkadaş etsin. İnşallah. Platonik karşılıksız mı? Evet. Karşılıksız aşk olmaz ki aşkım. Nasıl olsun ya? Yani karşılıksız. Seviyorsan Allah onu çift yaratır zaten. Yani sevilecek birisi ise o, yani sevilecek bir akıldaysa ikinci bir ihtimal olmaz. Sen sevdiğin an mutlaka seviliyordur. Gerçekten seviyorsun. Hoşlanma falan değil ama geçici hoşlanabilir, öyle değil. Yani göz çarpması değil. Hakikaten seviyorsa, yani imanla, akılla, bencillikten, egoistlikten kurtularak, mesela ben canımı çok seviyorum, çok tatlı o. Deliler gibi seviyorum. Aşkım, bir tanem. Mesela benim platonik değil sevgim. Hiçbirinizde platonik sevgim yok. Hepsi karşılıklı oluyor. Yani aklı başında iki insanın sevmesi mutlaka gerçektir. Ama mesela o olan çakal oluyor. Prenses gibi kız, çok güzel. Çok seviyorum ya, resmine bir kurşun sıktım, cigarayı yaktım. İşte gelmezsen gelme, bakmazsan bakma, kafamı duvarlara vurdum, meyhanede içiyorum falan. Platonik olsa ne olur? Başka türlü olsa ne olur yani hiç? Rezalet yani insan. Onlar adına utanıyor. İşte kızını vermezsen turşu kursun fincana. Muallim. Yani çok kızdırıcı, ipsiz, sapsız, saygısız ifadeler yani. Al kızını koy çuvala. Ay kızını vur çuvala, salla salla vur duvar. Ne kadar saygısız. Yani aşağılamaya yönelik çok çirkin ifadeler. Oğlun alsın duvara, sallasın duvara vursun o zaman oluyorsa. Kim oğlun alsın turşu kursun fincana, niye ona yapmıyor yani? Ya da beyefendiye yapsın kimse o vatandaş. Kendisi turşu olsun. Kendisi çuvala gitsin, duvarlara çarpsın. Niye o genç kız giriyor yani? Evet, dinliyorum.